Dünyanın en acımasız ve kanlı ordularından biri olan İsrail'in oluşumu, Haganah ve Irgun adlı iki terör örgütünün katkılarıyla gerçekleşti. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Filistin toprakları İngiliz Manda yönetimine geçti ve bu dönemde büyük bir Yahudi göçü yaşandı. Bu göç, Yahudi yerleşimlerin artışına ve Siyonist şirketlerin etkisinin genişlemesine neden oldu. İngilizlerin Yahudilere vaat edilen topraklarda bir devlet kurma sözü, yeni bir ordu oluşturma ihtiyacını doğurdu. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunda kurulan Yahudi birlikleri Haganah örgütünün temelini oluşturdu. 15 Haziran 1921'de kurulan Haganah, Yahudi yerleşimlerini ve Siyonist organların güvenliğini sağlamakla görevli gizli bir askeri örgüttü. Bu örgüt Filistin'de Yahudi göçünü hızlandırmak ve kalıcı hale getirmek için silah kullanarak zorla toprakları işgal etti ve terör eylemleri düzenledi. Haganah'ın finansman kaynakları arasında Ahadot Partisi, Yahudi Ajansı, işçi sendikaları ve İngilizler bulunuyordu. İngiliz generaller, Haganah üyelerine askeri eğitim ve silah desteği sağladı. İngiliz mandası ile Haganah arasındaki menfaate dayalı ilişki, Filistinlilerin İngiliz mandasına karşı başlattığı ayaklanmalar sırasında Haganah'ın bu ayaklanmaları bastırmak için kullanılmasına yol açtı. Bu durum, Haganah'ın askeri eğitim ve silah depolarının doldurmasını sağladı. Ayrıca Haganah, yasa dışı Yahudi göçmen kaçakçılığında da büyük bir rol oynadı. İkinci Dünya Savaşı sırasında gemilerle 50 bin Yahudi göçmeni Filistin'e doğru yola çıkardı. O dönemde Yahudilerin bölgeden toprak satın alması yasak olmasına rağmen geceleri kamyonet kullanarak boş buldukları arazilere gizlice Yahudi yerleşim temellerini atıyorlardı. Haganah'ın içindeki ayrılıklar sonucunda Irgun adlı yeni bir terör örgütü kuruldu. Irgun'un stratejisi, büyük katliamlar ve terör eylemleriyle Filistinliler arasında korku propagandası yapmak ve böylece Filistinlileri topraklarından çıkartarak yerine Yahudileri yerleştirmekti. Irgun'un finansman kaynağı arasında aralarında Osmanlı bankalarının da bulunduğu banka soygunları bulunuyordu. Birleşmiş Milletler'in Kasım 1947'de Filistin'i Yahudi ve Arap olmak üzere iki devlete bölme kararının ardından Irgun Filistinlileri topraklarından çıkarmak için kanlı terör eylemlerine başladı. 9 Nisan 1948'de Kudüs yakınlarındaki Der Yasin köyünde Irgun ve Haganah eylemlerinin desteğiyle gerçekleştirilen terör eyleminde siviller acımasızca öldürüldü. Bazıları bombalanan evlerinden çıkamayıp yıkıntı altında kaldı, bazıları tecavüze uğradı, bazıları da bir duvar önünde topluca idam edildi. Irgun'un lideri Menahem Begin, bu acımasız eylemi Der Yasin'de yaptığımız şeyleri yapmasaydık, bugün İsrail Devleti diye bir şey olmayacaktı sözleriyle savundu. 1947-1948 yıllarında Haganah ve Irgun tarafından toplam 531 Filistin köyü imha edildi. Köylerdeki insanlar ya öldürüldü ya da zorla çıkarıldı. Bu dönemde Filistinlere karşı 34 büyük katliam gerçekleştirildi. İngiltere Mayıs 1948'de Filistin topraklarında Manda yönetiminden çekileceğini duyurduktan sonra Yahudiler de bağımsız bir İsrail devleti kurduklarını ilan etti. İlanın hemen ardından 6 Arap ordusu İsrail'e saldırdı. Bu savaşta Haganah ve Irgun terör örgütleri İsrail'in savunmasına destek verdi. İsrail devleti kurulduktan 2 hafta sonra 28 Mayıs'ta Haganah ve Irgun'un devamı olarak kabul edilen İsrail Savunma Kuvvetleri kuruldu. 1948 yılındaki savaşın ön saflarında yer alan bu örgütler daha sonra İsrail ordusuna dönüştü. Terör örgütleri temeliyle kurulan İsrail, Filistinlilere karşı terör eylemleri ve acımasız soykırımlarına 76 yıldır devam ediyor.